Günaydın. Ben ve şahane saçlarım işe gidiyoruz. Herkese hayırlı günler. Yemek hazırlıyorum. Geldi benimkiler de. Aşkım. Merhaba anne. Sana bir tane hediyem var. Ne hediyesi? Anneler günü hediyesi. Şimdi şunu açabilir misin? Ay çok heyecanlı. Bir dakika. Şunu tutsana anneciğim sen. Dur çeviriyorum. Ay çok heyecanlı. Değerlemelerden aldım. Bunun bir iyi vardı, 5 liraydı, alamadım ama. Param mı yoktu? Bir TL'm vardı. Ay kurban olurum ben sana. Bunu böyle şey gizlerin yanına koyacaksın. Kokulu taş. Ay çok güzel kokuyor bebeğim. Senin kokun kadar güzel olmasa da canım benim. Teşekkür ederim. Nereden aldım dedin? Yerli malıdan. Yerli mal okuldan. Kurban olurum ben sana. Sana aslında yüzük almayı düşünüyordum ama almadım. Ne yüzük? Merhaba arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik. Şöyle yine yemeğim yoktu ve kıymalı şöyle iç yapmıştım. Ondan sonra bundan böyle kaldı. Bayağı bir kaldı yani. Şimdi ben bundan bulaşıklarımı toparlayacağım. Bulaşıklarımı da toparlarken şöyle küçük küçük patlıcanlarım var. Dolaptan çıkarttım, o yüzden buğulular, şuralar bu. Ondan sonra böyle gerçekten minik minik, yani hani şöyle şu kadar şu kadar. Bunları doğrayacağım. Bu sırada onlar tuz da bekleyecek. Sonra hafif kızartıp ona kıymayı koyup yarın için en azından bir oturtma yemeği yapmış olacağım. Yarın öbür gün her neyse. Ne zaman yenince önemli değil ama kıymayı değerlendirmek için yapacağım. Birazdan görüşürüz. Patlıcanlarımı doğradım. Çok kalın yapmadım. Hani hemen kolayca kızarsın, pişsin diye. Şöyle tuzumu da alayım. Bir tatlı kaşığı koydum. Patlıcan niye tuz koyuyor? Bilmiyorum ben galiba, yani acısını mı alır derler, bilmiyorum patlıcan acı mıdır, gerçekten tam olarak sebebini ben bilmiyorum arkadaşlar. Evet, annemiz madem tuzluyor biz de tuzlayacağız demektir, böyle gelmiş böyle gidecek. Evet, bu da tamam. Şimdi ben mutfağımı toplamaya geçeyim. Bunlar burada tuzlandığı zaman ne olması gerekiyorsa onlar olsunlar. Görüşürüz. Thank you.
temizledim. Bulaşıklarımı kaldırdım. Şöyle şu patlıcanları da kızartayım hocam, öyle temizleyeyim dedim. Şöyle bir kere patates kızartması yaptığım bir yağım vardı, onu da kızartacağım. Sonra atacağım yağı zaten. Ondan sonra yağım kızdıysa patlıcanlarımı atayım. Evet. Ops, daha çok da kızmamış aslında. Bir duman çıkıyor. Sanırım yanıyoruz. Duman çıkıyor şuradan. Ama daha kızmamış. Peki, tekrar deneyelim. Evet. Şöyle çok kızmadan elimle atacağım. Pardon ama aspiratörün tam dibindeyiz ve acayip bir ses çıkartıyor ne yazık ki. Bu da düşüreceği için şöyle tıkışık tıkışık koyabilirim. Evet. Bunu da ikinci kere de tıkartayım. Bence bu kadar. Kızarmaları yeterli. Çok fazla kapkara olmasınlar. Şöyle direkt kıymamın olduğu tavaya alacağım. Sonra buna salçalı su ekleyeceğim. İnşallah güzel olur. Biraz fazla uydurmasyon bir yemek oldu ama. Evet. Aldım mı? Aldım. Geri kalan patlıcanlarımı da açayım. Bugün var ya, ay bir hamar atlıyorum üstümde. Sormayın. Ay bunu kapatacağım. Beynim şişti. Işık da gitti bu arada. Sormayın gitsin arkadaşlar. Yani böyle hani böyle bazen hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bazen de onu da yapayım, o da bitsin diye diye bir sürü şey yapıyorum. Ya bugün de öyle bir günümdeyim yani. Evet, bunlar da kızarsın. Biz birazdan gelelim arkadaşlar. Ay kızlar, benim bebeğimin bana aldığı hediyeyi gördünüz değil mi? Ay o kadar duygulandım ki. Okulda kermes varmış. Ondan sonra da işte anneler günü yaklaşıyor diye. Çok güzel kokuyor. Kokulu taş. Böyle yapıyorlar herhalde. Hatta böyle daha nemli gibi. Ay çok güzel. Bir de diyor ki büyüğünü alacaktım da diyor param yetmedi diyor. Onun zaten tabii yanında okulda bir ihtiyacı olmadığı için parası olmuyor yani. 1 lira 2 lira bozuk parası öyle çantasında duruyor genelde. Hani çok bir şey olur da kantinden canım bir şey isterse alıyor. Çünkü zaten beslenmesi falan var. Her neyse param yetmedi diyor. 1 liraya bunu aldım diyor benim güzel bebeğim. Çok duygulandım gerçekten. Hani anneler günü bugün değil düşünmesi, görünce aklına gelip de alması çok güzel bir şey. Öyle. Bu arada patlıcanlar yandı. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Ben size ne dedim? Bugün dedim bütün hamar atlığım üstümde. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Tahinli kurabiye yapacağım. İnanın ki sadece ve sadece denemek için kızımın doğum gününe yapmayı düşünüyorum. O yüzden denemek istiyorum. Hem az malzemeli hem çok lezzetli olduğu söyleniyor. Bir de bugün kabını keşke atmasaydım. Yağlı kağıt aldım.
fırın tepsilerine hani yapışmaması için olan kağıtlardan. Market alışverişinde de göremedim. Bugün Şok Market'e falan baktım, orada da göremedim. Coroplast markasının yağlı kağıdını bulamadım bir türlü. Bunu yine Şok'tan başka bir marka, hiç duymadığım bir marka. Şimdi hem de onu denemek istiyorum. Onu denemiş olacağım arkadaşlar. Evet, bu gereksiz bilgilendirmeden sonra gerçekten çok az malzemeli kurabiye. Ölçüyü ne yaparsanız hepsi birebir aynı ölçüler. İstiyorsanız bir su bardağı, istiyorsanız bir iki su bardağı yapın. Ben çay bardağından bile az kullandım ama hepsini aynı kullandım. Sıvı yağ, pudra şekeri ve tahin. Bunun içinde kaşık olduğu için dolu şey görünüyor, daha çok görünüyor ama yani aynı boyutta. Ve tahin ve unumuz var. Benim birazcık şöyle bekleyen fındık şeyim vardı. Ne bu? Dövülmüş fındık. Bunları da üstüne koyayım diyorum. Süs olarak. Bilmiyorum, emin değilim. Bu kurabiyenin özelliği gerçi çatlaması. Belki de koymam. Evet, şu anda koymaktan vazgeçtim. Hemen şöyle şuradan eldivenimi alayım. Ha, pardon. Her zamanki gibi unuttum. Vanilya ve bir tane kabartma tozumuz. Eldivenimi aldım. Keşke bunu önceden yapsaydım, değil mi? Şöyle önce sıvı yağım ve tahini karıştırarak başlıyoruz. Ve tabii ki pudra şekerimizi. Önce şöyle sıvılar bir hafiften karışsın. Çok merak ediyorum nasıl olacak arkadaşlar. Gerçekten. İnşallah güzel olur da Asya'nın doğum günü için yapmayı düşünüyorum. İnşallah güzel olursa yapacağım. Tahinli şeyler güzel oluyor bence. Şöyle bir, evet. Kaşığımıza artık ihtiyacımız yok. Ve bir çay bardağı pudra şekerimizi döktük. Keşke değil mi bütününü görebilseniz, yani şöyle. Evet, malzemelerimiz bu kadar. Un dışında malzemelerimiz bu kadar. Bu arada ben elimi sürmeden şöyle unumu da açayım. Şöyle yakınımı alayım arkadaşlar. Şöyle şunu önce pudra şekerini eritmek için azıcık karıştırdım ve gördüğünüz gibi gayet pütürsüz güzel bir sıvımız oldu. Ve şöyle tek elimle nasıl yapacağım bilmiyorum ama unumu koymaya başlıyorum. Aslında tariflerde unu elemiyorlar ya, ben de elemeyeceğim. Evet, şu anda vazgeçtim elemekten. Şöyle unumu koydum. Evet. Ya onun açıkçası iki tane tarife baktım arkadaşlar. Onun hiçbir yerde tam olarak ölçüsünü vermiyor. Ağzımda açtım da bunları, pardon. Onun hiçbir yerde tam olarak ölçüsünü vermiyor. Çünkü herkesin unu un markasına göre değişiyormuş o yüzden. Ve dolayısıyla böyle bir kıvamı var. O kıvama göre şey yapıyor olacağız. Ne çok sert ne çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olmalıymış. Bakalım. İnşallah. Oo, bir kere de tutturdum hatta neredeyse. Yok, o kadar değildir belki ama evet. Ay iyi iyi, çok az oldu istediğim gibi. Çok az yapmak istiyordum zaten. Gayet de az oldu. Ne kadar güzel hamur yoruyorum değil mi? Ne kadar becerikliyim bu konuda. Hiç becerikli değilim arkadaşlar. Hiç yani açıkçası iş başa düşünce öğrendim ve yapma isteğim oldu. Yoksa sağ olsun bizim hamur işlerimizi, tatlılarımızı hep annem yapar.
Annem evinde yaptığı her şeyden bize de verir. Evet, inanmıyorum ya gerçekten, ama yani abartmıyorum. Hamuru bir kere de tutturdum. Ununu bir kere de tutturdum. Tamamen göz kararı koydum ama. Evet. Evet, hamurum bu şekilde bir hamur. Yani şöyle koparttığınız zaman rahatça kopacak. Ama ele yapışmayacak, dağılmayacak, birbirini tutacak bir hamur. Şimdi ben tepsimi hazırlayayım ve yeni aldığım, markasını hatırlamadığım yağlı kağıdımı koyayım, geleyim arkadaşlar. Tepsimi aldım. Yağlı kağıdımı serdim. Ondan sonra şöyle hemen poğaça diyorum. Kurabiyelerimizden hemen parça parça alıp yapmaya başlıyorum. Bu kurabiye bir de çatlayacak. O yüzden şöyle çok kalın da değil, çok ince de değil. Şöyle şöyle kurabiyeler yapacağız. Çatladığı zaman pişti demekmiş. Tariflerde önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında diyor, ama ben hiçbir zaman fırını önceden ısıtarak hiçbir şeyi yapmam. Bilmiyorum yani, bana çok mantıksız, ya mantıksız değil tabii ki yani, yıllardır bütün televizyon programları bilmem ne de öyle derler, ama hani önceden ısıtılmış fırın bence sanki böyle dışını yakacak, içini pişirmeyecek gibime geliyor. O yüzden ben yavaş yavaş pişmesini tercih ediyorum açıkçası. O yüzden de önceden ısıtmadım fırını. Diyeceğim o yani. Heh, çok konuştum. Ondan sonra şöyle aralarında bir de boşluk bırakacağız. Çünkü galiba biraz esneme payları var. Şöyle birazcık daha kalınlaştırdım ben bunları. Yapmasa mıydım bilmiyorum. Neyse. İki şekilde de deneyelim. Sonuçta bu kurabiyeyi denemek için yapıyoruz, öyle değil mi? Böyle birazcık daha. Ha, bu da çok ince oldu ya. Şöyle. Kurabiyelerim pişti. Şimdi şöyle birazcık içleri yumuşak gibi, ama tarifinde de zaten söylüyordu. Şey olunca, ne derler, soğuyunca asıl kıvamına ulaşacak diye. Şöyle, o süper. Kağıdımız da yapışmıyor. Tabi sadece bunun yapışmaması olmaz. Başka şeylerle de denemek lazım ama. Şimdi kurabiyelerim soğuyacak oldular. Çatlayınca olmuş demekler. Gördüğünüz gibi çok fazla kızarmıyorlar. Çatladıkları için olmuş demektir. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Şimdi bunlar soğuyacak. Sonra ben bunları bir kaba koyarım. Zaten sonra da artık yatarım. Herkese iyi geceler diliyorum. İnşallah bu videoyu gece izliyorsunuzdur. İyi geceler olsun. Sabah izliyorsanız da günaydın olsun. Günaydın seher. Hadi kalkın, siz de bu kurabiyeden yapın. Çünkü çok kolay gerçekten ve kokusu şu anda çok güzel. Tadına henüz bakmadım ama harika bir kokusu var. Tadına bakınca da söylerim size arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.